Selamlar, hoş geldiniz. Bugün 31 Ocak Salı günü. Ben de hazırlandım. Neye hazırlandım? Bugün çok 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 eğlenceli bir gün olacak benim için de, sizin için de izlemesi umuyorum. Bugün partnerimin ofisine gideceğim. Orada stüdyoyu kullanacağım. Kiminle birlikte derseniz demeyeceksiniz muhtemelen. Çünkü bayağı yani uzun süredir kimseyle böyle video çekmiyorum beraber. Okan Serbest'le birlikte bugün bir video çekeceğiz. Üstümden de biraz anlayacağınız üzere videonun neyle ilgili olduğunu anlayabilirsiniz. Zaten üstüm de Nike. Altım da Nike. Hani Nike şu an görünmüyor. Altım da Nike, Nike sponsor olmuş gibi hissediyorum. Her neyse. Bugün stüdyoda Okan'la birlikte video çekeceğiz. Okan'ın kanalının linkini de aşağı koyarım. Muhtemelen biliyorsunuzdur zaten. Öyle çok 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 eğlenceli bir gün olacak. Onun kanalı için de video çekeceğiz. Benim kanalım için de video çekeceğiz. Saat 12.30 gibi çıkarım herhalde evden. Öyle ben çok heyecanlıyım. Akşama da bir arkadaşımla birlikte yemek yemeye gideceğiz. Onu da size gösteririm zaten. Böyle güzel, eğlenceli bir gün olacak. Stüdyo gidince açıkçası aşırı bir geriliyorum ama yapacak bir şey yok. Şimdi makyaj yaptım. Çünkü oranın kameraları o kadar net ki hani bütün kusurlarımızı belli ettiği için birazcık özen göstermem gerekiyordu suratıma. Hazırlandım sayılır, hazırım yani. İşte birazdan da çıkarım. Sizlerle de konuşamıyorum. Sizlerle birlikte stüdyoda da çekerken gösteririm. Okan'la da zaten çekeriz vlog. Ben şimdi o zaman kapatıyorum. Stüdyoda görüşmek üzere. Evet, merhaba. Şimdi tekrardan sizlerleyim. Okan'la birlikte stüdyodayız. Süleyman abi de burada. Benim videomu çektik. Şimdi Okan'ın videosunu çekeceğiz. Öyle çok güzel eğleniyoruz bayağı. Evet, güzel bir video olacak inşallah. Evet. Bakalım. Şimdi sizi de şuraya koyarım. Biraz böyle kamera arkası gibi görüntüler de almış oluruz. Şimdi biz başlıyoruz. Görüşmek üzere. Evet, şimdi Okan'ın videosunu da bitirdik. Çok hızlı geçti. Yani hemen hemen şey yaptık. Halloldu. Şimdi fotoğraf çekeceğiz. Ay, yemek mi yiyordun? Evet, kapak fotoğrafını da çektik. Nasıl geçiyor gün? Gün çok güzel geçiyor arkadaşlar. Benim kanalımda da erkeklere tavsiye verdik. Özellikle aynen. Bilmiyorum kanalında erkek takipçiler ne kadar yoğunlukta ama. Var var. Var mı? Var. Da kadın hala çoğunlukta. Evet, işte onlar da bakabilirler. İrem çok güzel tavsiyelerde bulundu. İrem'in tavsiyelerini merak ediyorsanız. Aşağı ben zaten de linkini koyarım çektikten sonra. İzlersiniz. Burası da bizim stüdyomuz. Evet. Bu böyle bir sürü. Bizim stüdyosu. Işıklar var, kameralar bana var. Bana lazım olan ve asla alamadığım. Burada da bir sürü lensler. Şu şey değil mi, böyle uçuyor bu? Aynen, bu bizim çok kuşumuz ya. Bu yeni çıktı, bir de bu senin ürünün arkadaşlar. Bunun için sırf böyle şeylere gidiyorlar ya. Deniz böyle. Evet evet. Bahamas. Bunları uçurmak istiyorum ben aslında. Amerika'ya gideceğim de ben de bunları alacağım şimdi. Aynı bundan alacağım hatta. Çok güzel. Kumandaları var, uçuruyorlar. Burada. Başka şunu göstereyim. Bak şunu gösterebiliriz arkadaşlara. Bu ne? Bu da şey arkadaşlar. Tripod. Kamerayı böyle takıyorsunuz buraya. Kamera fazla oynamıyor. Hani elinle genelde yürüyorlar ya video çekerken böyle. Bunu taktığın zaman böyle oynamadan sabit bir şekilde çekilebiliyor. Şu nasıl duruyor sabit? İşte bunu ağırlıklar var. Kamerayı buraya takıyorsun. Stabilizer deniliyor buna. Burada da slider'ımız var. Hani böyle yakınlaştırma, uzaklaştırmalı videoları da şuradan açayım ben bunu. Bundan bende vardı, sattım. Aa, bunlar şeyleri de var böyle. Victoria's Secret şovlarda koyuyorlar. Evet. Uçuyor kamera. Bu çok güzel bir şey. Bunları da şöyle gösterdik. Başka burada neler var? Lensler var. Aksiyon kamerası var arkadaşlar. GoPro'nun benzeri bu da. Sony'nin. Suyun içinde mi onlar oluyor? Bu suyun içinde de çalışıyor. Aynı şekilde GoPro'ya alternatif olarak kullanıyor Sony bunu. Daha güzel geliştirdi. Hatta RX300 modeli var. O da yeni çıktı. Burada lenslerimiz var. Onun dışında kamerayla kayıt aldığımız zaman bu da kameradaki kaydı gösterebiliyor bize canlı olarak. Bu da o kamera. Bu da slider'ların
ayağına takılıyor, böyle yürüyerek de çekebiliyoruz. Dolly diyorlar bunlara. Sonra mikrofonumuz var. Kamera için direkt. Bunu hiç kamerayı bilmiyorum. Bu herhalde DSLR için değil, bu farklı bir şey. Bunu ben hiç kullanmadım. Biliyorum, burada da yine lensler var. Da böyle işte. Şunlar ses için herhalde. Evet, onlar ses izolesi için. Sesler yankı yapmasın diye, eko olmasın diye ondan koyuyorlar. Yeşil ekranımız da var. Yeşil perdemiz de var. Green screen yapmak isterseniz. Ve kameralar. Bu da benim kameram. Diğerlerinin yanında çok ezik kaldı ama. Yok ama bu da net çekiyor bayağı. Bu da idare eder ya. Değiştireceğim ben bunu da. Şarjda bitmek üzere. İki tane çekim yaptığımız için bayağı azaldı. Şey çok iyi oldu ama böyle uzun uzun olmadı hemen hemen. Yaptık, evet. O kolaydı. Editlemesi biraz sıkıntılı olacak gibi geliyor. Bayağı niye? Uzun. Senin 20 dakika bir süre oldu. Hallederim onu. Ama şey, sen böyle akıcı konuştuğun için o kadar çok keseceğimi düşünmüyorum. Aradaki o çarpılmalarımızı keserim. Konuşamadığımız bölümleri. Evet. Şimdi biraz daha buradayız. Daha sonra çıkacağız. Sularımız da var. Belki çok konuştuk. Su içmem lazım. Ağzım kuracak konuşurken. Ben çok içemedim gerildiğim için. Sen bu kamerandan memnun musun? Evet ya. Vlog kamerası olduğu için çok hani aşırı mükemmel bir şey olmasa ben gerek. Ben de bir vlog kamerası alacağım da kırarsızım. Ben daha bugün izledim vloglarını. Net çekiyor. Bunu da mı çekiyorsun? Ben genelde hep bununla çekiyorum da daha küçük bir şey arıyorum aslında. Benimki biraz ağır kesiyor. Ya şeyler çok güzel. Böyle küçük direkt böyle değil. Ekran yukarı çıkıyor ya. Onlar çok güzel. O şey güzel. Neydi onu? Ha, bütün YouTuber'larda var. Evet evet. Ben de bayağı kıyasında gördüm onu. Öyle. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Evet, stüdyodaki işim bitti. Şimdi eve geçeceğim. Daha sonra arkadaşım yemek yemek için dışarı çıkacağım Bağdat Caddesi'ne. Onu da yine size göstereceğim. Şimdi eve doğru geçtiğimi belirtmek istedim. Görüşmek üzere. Evet, bir odaklasın. Evet, şimdi eve geldim. Şu an niye odaklamadığıyla ilgili hiçbir fikrim yok. Evet, şu an eve geldim. Şimdi birazcık acıktığım için kahve yapmadım. Kahve yaptım. Meyve yaptım. Meyve hazırladım. Şimdi bunları falan yiyeceğim. Biraz zaman geçsin diye. 6.30 gibi evden çıkacağım arkadaşımla buluşmak için. Arkadaşım da şey, benim böyle 15-16 senelik arkadaşım Emirhan diye. Çok 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 yakın arkadaşım. Yani abi kardeş mi artık denir ne denir mi? Yani aynı anneden çıksak o kadar. Çok yakın arkadaşım. Onunla birlikte yemek yemeye gideceğiz. Görüşmedik bayağıdır. Aslında görüşüyorduk yani böyle aynı ortamda görüyordum. Hani oturup konuşamıyorduk. Şimdi çok acıktım. Şimdi kapatmam lazım. Görüşmek üzere. Evet, ben hazırlandım tekrardan. Bu üstü görmüşsünüz. GMX'de giymiştim. Kot giydim. Normal. Arkadaşım, canım arkadaşımla birlikte buluşacağız. Ve bilin bakalım ne yemeye gidiyoruz. Sushi yemeye gidiyoruz. Emre'nin ilk defa sushi yedirteceğim. O tuhaf olacak biraz. Komik de olacak. Yani bana diyor hala yazıyor. Emin misin? Bak midemi bozmak istemiyorum diye. Ama ben seveceğine eminim. Birazdan çıkacağız. Gideceğim. Çok acıktım. Sabırsızlıkla bekliyorum şu an suşileri. Gözüm önünden suşiler geçiyor. Eğer denemediyseniz deneyin. Bence yani ne diyeyim? Herkesin sevemeyeceği değil de aslında seversiniz ama her ağız tadına uymayan bir şey olduğu için korkuyor insanlar genelde. Öyle. Evet, şimdi İmran Albayrak'la birlikteyim. İmran benim çok uzun senelik, 15 senelik arkadaşım. Bugün de sushi yemeye geldik. İlk defa sushi yiyecek. Ben de bir kere yedim zaten, çok yemedim. Çubukla imtihanımızı da birazdan görürsünüz zaten. Neredeyiz? Şu an Çaynıcı'daki testteyiz. Nasılsın? Yani getirdin bizi buraya. Gidecektik Nusret'imize, etimizi yiyecektik. Ben sana söyledim ama şey yani diye. Hep gidelim. O da benim istediğim olsun diye buraya getirdi. Sağ olsun. Öyle. Değişik değişik işler. Ha? Aynen. Yemekten sonra da zaten fikrini ilk yerken çekeyim mi? Ne? Sushi ilk denemeni de çektim. Tamam mı? O anki Nusret'i kaldı. Tamam, şimdi biz yemeğimizi bekliyoruz. Gelince tekrar sizlerle. Evet, yemeğimiz geldi. Nasıl tutuyorsun? Ben de tam biliyorum da şöyle. Böyle işte. Evet, hadi dene şimdi. Sosa batıracak mısın? Kötü ön yerden yaklaşma. Sevecek. Hepsini ağzımıza atıyoruz herhalde, evet. Değil mi? Kesinlikle. Doğru söyle, abartma. Çok büyük.
Bunu gerçekten yemeseniz de olur. Neyse, biz şimdi yiyelim, sonra tekrar sizinleyelim. Evet bak, yap. Evet, şimdi ben yiyorum. Sos güzel mi? İşte bu. Nasıl alacağım? Mükemmel. Şunlar çok güzel. Biraz tuzlu o sos ama güzel. Abartıyorsun. Tam bir abartısın. Selamlar tekrardan. Bugün yeni bir gün. Bugün 1 Şubat. Evet, bugün 1 Şubat. Yeni ayınız güzel geçsin demek istiyorum. Ama benimki çok güzel başlamadı. Saat bu arada 12.30 falan olması lazım. Evet, veya tam dağınık. Şu an kötü bir haber verecek gibi hissettim. Hayır, değil. Sadece birazcık uykusuzum ve elimde ne olduğunu anlatmak istiyorum. Bugün sabah spora çıkmak için, bu arada dün vlogu bitiremediğim için üzgünüm, kusura bakmayın. Bugün sabah spor çıktım. Yürümek, koşmak, hareket etmek için iyi niyetli dışarı çıktım. Ama bu güzel havada anlamadığım bir şekilde böyle hani kaldırımda ne denir? Buzumsu, yani su gibi görünmesi, yani su bile yani parlıyordu sadece. Hiçbir şey düşünmedim hani yerde ne vardı ne yoktu diye. O da ben buzlaşmış mı artık benim tam ayağım basacağım yer? Yani yere düşmemle hayatımı sorgulamam biri oldu arkadaşlar. O kadar korkmuştu ki ilk defa yere düşerken hani korktum çünkü yani böyle bir kaymak yok. Hani uçuyorum falan zannettim. Ve hani elimi yere koymasaydım şu an bu suratım şöyle parçalanmıştı. Hani diğer elim daha iyi. Parmaklarım sadece biraz hissizleşti. Bacağımda böyle bir yarık var. Zaten gösteririm ilk başta. Ayağa kalktığımda diyorum ki İrem sakin ol, bir şey yok. Hani elim sadece parçalandı. Yani parçalandı değil mi? Bayağı delip kalktı yani. Benim için büyük bir şey ve kanadığı için çok şey oldum böyle. İlk başta acıyı hissetmedim mi? Sonradan bir ağrımaya başladı. Şu an kameraya nasıl tuttum bilmiyorum. Ve spor bölümünü çektim şimdi tekrardan. Elimde hani sargı bezi vardı. Eğer hani sorabilirsiniz merak ederseniz. Şu an cevabı bu. Dünden önceki gün çekmiştim spor bölümünü ama fakat SD kartta bir sorun olmuş ve kaydetmemiş. Bilmiyorum, tekrardan çektim. Her neyse, zar zor hareket yaptım. Değerimi bilin arkadaşlar. Şimdi evet, biraz kendime gelmek istiyorum. Hani ben çok korktum ya. Aşırı korktum yani. Şu an koskoca, yani bu kadar büyük bant bulamadım. O yüzden peçete sardım. Öyle yani, ama her işte bir hayır vardır. Şu sol bacağım komple yok. Şuralarım falan gitti bayağı şu an. Kremlerle duruyorum. Ama diyorum ki her işte bir hayır vardır. Bakalım. Ama iyiyim. İyiyim yani. Sil verdim şu an. Hayatımı kurtarmasını bekliyorum. Şimdi kapatıyorum çünkü iyi değilim. Tekrar sizlerle olacağım. Evet, şimdi güzel kırmızı hırkamla birlikte. Bu arada Ebru'nun da bu. Ebru'ya da selamlar. Her neyse. Bugün ablamın konseri olacak akşam Kadıköy'de. Ona gideceğim ama gazi oldum tabi. Canım acıyor birazcık. Ay, dizimden geliyor acı. Ay, sürtüyorum ben de. Ablam şimdi gidecek. Ben daha evdeyim. Akşam gideceğim konsere. Ve çorba içiyorum şimdi birazcık daha iyi hissetmek için. Şimdi böyle. Muhtemelen hazırlanırken de biraz çekerim. Akşama çünkü kamerayı götürmeyeceğim. Tekrardan görüşmek üzere. Evet, şimdi karar verdim ki evden çıkmadan önce bu videoyu hemen atayım. Sizler de izlemiş olun. Hepinizi çok öpüyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yaralı elim ve benden size iyi günler diliyorum. Neyse. Hepinizi çok öpüyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.